Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün güzel bir tarifle karşınızdayım. Bugün böyle diğer kalorili tatlılardan hariç olarak hem böyle besleyici hem de daha az kalorili güzel bir tarif hazırlamak istedim. İlk defa deneyeceğim. İnşallah güzel olur. Malzemeleri sayınca zaten anlayacaksınız böyle güzel bir tarif olduğunu, sağlıklı bir tarif olduğunu. Şöyle 1-1,5 su bardağı kadar yulaf ezmesi kullanacağım. Benimki şöyle iri taneli arkadaşlar. Daha sonra yarım su bardağı kadar fıstık kullanacağım. Fıstık ezmesi varsa ondan da kullanabilirsiniz. Şöyle yarım çay bardağından biraz daha az kullanacağım pekmezi. Pekmezi ve yulafı kıvamına göre arttırıp veya azaltabiliriz. Daha sonra yarım çay bardağı kadar şöyle kuru üzüm kullanacağım. Evdeki kuru meyvelerden de faydalanabilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. Daha sonra şöyle yarım su bardağı kadar ceviz kullanacağım. Eğer fındığınız varsa fındık da olur. Fark etmiyor yani. Şöyle 8-10 adet hurma kullanacağım. Şu 3 tanesi İran hurması arkadaşlar, yumuşak olandan, ama diğerleri sert olandan. Tarife geçmeden önce bunları bir sıcak suda yumuşatacağım. Daha sonra şöyle üstünü kaplamak için Hindistan cevizi kullanıyorum. Bu şekilde. Sen diğer 3 hurmayı, yumuşak hurmayı şöyle ayırdım. Bunları şöyle bir sıcak suyun içine bekleteceğim bir 5-10 dakika. Arkadaşlar, fıstıklarımızı robotumuzun içine atıyoruz. Sert. Daha sonra şurada robottan geçirme işlemini yapacağız. Ve iyice böyle un ufak olana kadar güzelce çekeceğiz. Böyle parçasız bir hale gelmesi gerekiyor. Bu şekilde yeterli olur. Daha sonra hurmalarımızı ilave ediyoruz. Islatmıştık. Daha sonra yarım su bardağı cevizimiz, yarım su bardağı üzüm ve 2 su bardağı kadar yulaf ekliyorum. Hepsini eklemiyorum. Pekmezin de bir kısmını ekledim ve şimdi güzelce bunları robottan geçireceğim. Kıvamına göre ilave yaparım. Şöyle önce bir kıvamına bakıyoruz. Biraz daha pekmez ilavesi gerekiyor. Biraz daha hani yumuşak olması için. Pekmez ilave ettikten sonra tekrar robottan geçiriyoruz. Robottan geçirdik. Güzel bir kıvam oldu. Şimdi şöyle borcumun içine streç film seriyorum. İyice gelecek şekilde. Daha sonra harcımı, bar harcımı içine yerleştirip böyle yapacağım. Ve 1-2 saat buzdolabına kaldıracağız. Kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Ne çok elinize yapışacak ne de böyle çok katı olacak. Benimki tam kıvamında oldu. Şöyle güzelce yerleştirip düzeltmeler yapıyoruz. Kaşıkla biraz zor oldu. Eliniz böyle yumrukla yaparsanız daha iyi olur. Şöyle dümdüz bir şekilde olacak. Daha sonra şu an buzdolabına gidiyor bu. 1-2 saat buzdolabında bekleyecek. Buzdolabından çıkarttık arkadaşlar. Gayet güzel bir kıvamı oldu. Streçten daha kolay çıkıyor. Streç koyarsanız altına. Şöyle bir kesme tahtasının üzerine alacağım. Böyle dikdörtgen şeklinde keseceğim arkadaşlar. Siz kare kare kesebilirsiniz. Dikdörtgen şeklinde kesebilirsiniz. Ya da hiçbir şekilde borcama koymadan yuvarlaklar haline getirebilirsiniz. Ama bu dikdörtgen formu çok sevdik biz. Çikolata yiyormuş hissi veriyor. O yüzden güzel oldu bayağı. Şöyle bıçak yardımıyla güzelce şekillere ayırıyoruz. Arkadaşlar güzelce kestim.
ve böyle elimde şekil vereceğim. Biraz hani çok fazla şekillendirme ihtiyaç yok. Daha sonra Hindistan cevizini bulayıp böyle her tarafını kaplayıp servis tabağımıza alıyoruz. Çok pratik oluyor arkadaşlar ve gerçekten lezzeti de onay aldı yani. Ve çok doyurucu, besleyici. İçinde hurma var, yulaf var, pekmez var. Çok harika oldu. Şekeri tam yerinde. Böyle şeker isteğiniz olduğu zaman bu tariften yapabilirsiniz. Biz çok beğendik. Ben mesela böyle yaptım arkadaşlar. Bayağı bir çıktı. Saklama kabının içine koydum. Bir hafta boyunca dolapta durabilir. Bozulma vesaire olmaz. Eğer mesela çocuğunuzun işte okul çantasına koyabilirsiniz. Yağlı kağıda sarıp o şekilde paketler haline getirip o şekilde de koyabilirsiniz. Çok pratik bir tat oldu. Arkadaşlar barlarımız hazır, nefis görünüyor ve gördüğünüz üzere çok fazla çıktı. Beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bu tarz tarifler gelsin istiyorsanız yorumlarda da belli ederseniz çok sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.